Evet arkadaşlar, şimdi size anlatımlarla alakalı soru çözüm gerçekleştirelim. Buraya baktığımızda bana neyi vermiş arkadaşlar? Bir sabit bir makara, bir de hareketli bir makara vermiş. K cisminin ağırlığını soruyor arkadaşlar. K cisminin ağırlığını bulabilmek için ilk önce şu makaraya bakmam gerekiyor. 10 Newton'muş değil mi arkadaşlar? Benim F kuvveti 10 Newton. 10 Newton arkadaşlar bu şekilde gelerek şöyle, burası da 10 Newton olur. Daha sonra bu makaranın etrafında ne yapacak? Dolanacaktır arkadaşlar. Burası da 10 Newton olacaktır. Şimdi K'dan yani yükü taşıyandan makaraya bakacağım arkadaşlar. Makaradaki ip sayısına bakıyorum. 2 tane. 2 tane ama bu ipi dengeleyen F kuvveti ne kadar arkadaşlar? 10. O zaman yukarısı yüke ne olacak arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. O zaman K eşittir arkadaşlar. 10 Newton diğer bir ipte, 10 Newton da diğer bir ipte. K'nın yükü arkadaşlar ne kadar olacak? 20 Newton olmuş olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Harika sistemiyle alakalı bir soru arkadaşlar. Şuna dikkat etmeniz, sorularda aşağıdakilerden hangisi palangadır ya da palanga değildir diye soruyorlar. İçerisinde sabit ya da hareketli makara olmak zorunda. Eğer ki bir palanga sisteminde hepsi hareketli bir makaraysa olmuyor. Ya da hepsi sabit bir makaraysa arkadaşlar bu da olmuyor. İkisi de olmak zorunda. Buraya baktığımız arkadaşlar bana yükü kaç vermiş? 60 Newton olarak vermiş. Şimdi F1 yükünü şuraya getireceğim. F1 geliyor arkadaşlar. Şuraya geldiğinde buradaki yüküm de benim F1 olacaktır. Daha sonra makaranın etrafında dolanıyorum. Burası da F1 olacaktır. Daha sonra şu küçük makarayı dolanmak zorundayım. Burayı da dolandım arkadaşlar. Burası da ne oldu? F1 kuvveti olmuş oldu arkadaşlar. 60'ı dengeleyen makara yani 60 yükünü taşıyan makarada kaç tane ip var arkadaşlar? 3 tane ipim var ve 3 tane ipim de F1 kuvvetini taşıyor. Evet. O zaman ben 60'ı 3'e bölersem arkadaşlar kaç bulurum? 20 F kuvvetini bulmuş olur muyum? Evet arkadaşlar. Şimdi ben F'imi buldum. Benden F'imi istiyordum. Bir de kuvvet kazancını bulalım. Arkadaşlar kuvvet kazancını bulurken ben 60'ı 20'ye böldüğümde 3 kuvvet kazancını buluyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi F1 kaçmış? 20. Şimdi F2'yi bulalım arkadaşlar. Burayı lütfen çok dikkatlice dinleyin. F2'ye baktığımızda F2 arkadaşlar şuradan gelmiş. Ben bunu tekrardan buraya F2 derim. Sonra bakalım bu makarayı da dolanıyor. Buraya geliyor. Buraya da ben F2 derim. Sonra burada da dolanmış ve şu şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Ben buraya da F2 derim. Arkadaşlar bakın bu yükü taşıyan makarada kaç tane ip var? 1, 2, 3 tane ip var. Öyle değil mi? Ben buraya kaç F olduklarını buldum. Bu da bir F, bu da bir F arkadaşlar. F2 onun adıdır, tamam mı? Karışmasın isterseniz. Sadece F'le yazabilirim buraya. Evet, ama ben şuradaki ipin yükünü bilmiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi şuradaki ip şu makaraya mı bağlı? Evet. Bu makarada arkadaşlar kaç tane ip var? 2 tane ip var. İkisi de 2F mi? Evet. O zaman yukarısı aşağıya eşit olacağı için arkadaşlar şurası da 2F'lik mi olacaktır? Evet arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda artık bu ipinle F kuvvetini buldum arkadaşlar. 60 yükünü taşıyan makaradaki ipleri ben ne yapıyordum? Topluyordum arkadaşlar. O zaman diyeceğim ki 60 bölü F burada, F burada 2F, 2F de burada var arkadaşlar, 4F olmuş oluyor. Ben 60'ı 4F'e bölersem burası ne olur arkadaşlar? 15 cevabını bulmuş oluyorum. Yani F'im benim 15'tir arkadaşlar. Peki, kuvvet kazancımızı bulalım. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvet de öyle değil mi? Yük bölü kuvvet dersen arkadaşlar, yüküm kaçtır? 60'tır. Peki benim F kuvvetim kaçtı? 15 arkadaşlar. 15'ti. O zaman ben 4 kat kazanç elde ederim. Bunu ise arkadaşlar 3 kat kazanç elde etmiş oluyorum. Bana F1 ile
arkadaşlar. 20'ye bir daha kaç yapar? 40 yapmış olur arkadaşlar. O zaman diyorum ki x'e 20 derim, y'ye ise ne derim arkadaşlar? 40 demiş olur.